merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılısıyla sizlerle birlikteyiz. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. 1. dönem 1. yazılı konularımız nelerdi? İlk başta biraz özet geçelim. Sonra örnek yazılı sorularıyla hemen hızlıca yapacağız her şeyi. Permütasyon ve sıralamadayız. İlk başta bunu görmüştük. Bilmemiz gereken ne var arkadaşlar? Permütasyonun kuralı var. Permütasyonun kuralında ne vardı? N'in reelisini yazarken n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel diyorduk. Bu aklımda kural olarak kalsın. Ama biz bunu daha kolay şöyle yazabilirdik. Burada kaç diyorsa o kadar geriye doğru açabilirdik. Bunun örneklerini zaten birazdan göreceğiz. Uzatmayalım. Burada kuralı da var zaten. Peki permütasyon n'in n'lisi neydi? n tane sayıyı n tane elemanı yan yana yazar açarsan ne olacaktır? n faktörel olacak. n'in sıfırlısı neydi? Hiçbir şey yazamayacağım için o da 1 diyorum. n'in birlisi neydi? Bir tane elemanı yazdım. Yanına başka çarpım yazamadığım için mesela 5'in birisi 5 başka da bir şey olmadığı için böyle oldu. Permütasyon neydi? Sıralamaydı. Peki sıralama önemli ise burada başlığından belli sıra çok önemli dedim. Peki tekrarlı permütasyon diye bir şey vardı. O neydi? Elemanların böyle aynı elemanlardan özdeşlerden oluşuyorsa o zaman ne yapıyordum? Bunların elemanı kadar kaç tane var burada mesela 6. Aynaları alıyordum. aynıları alıyordum. Farklı faktoriyalleri bölüyordum. Neden yapıyordum bunu unutma. Bunlar çünkü özdeş olduğu için yer değiştirme olasılıkları ortadan kalktığı için yapıyordum. Bunu da söyledim geçtim. Sıralama yaparken ortak durum varsa ayrılarak yapılır. Mesela sana çift sayı diyor. Hem de sıfır derse ne olacak? Olmaz. Mesela son rakamı e, çift olacak ve asal olacak derse ikiler farklı durumlar aynı yerde olamazlar. Ayrı ayrı iki tane yapıp toplayacaksın sonunda dedik. Peki sıralamalarda bizim 4 basamaklı, 3 basamaklı sayılarımızın başına sıfır gelir mi? Gelmez. Başa sıfır gelmeyeceğini de unutma dedim. Geçtim. Kombinasyona geçiyorum arkadaşlar. Kombinasyonda ne vardı? Seçmeydi. Peki bunun kuralı nasıldı? Enin reylisi ister böyle yaz istersen böyle N'in reylisi yaz. Burada yapacağımız şey de yine bu kuraldı. Ama daha güzeli neydi? Kaç diyorsam o kadar açıp birden de oraya kadar açıp hızlıca yapıyorduk. Birazdan sorularda onu da göstereceğim yine. Dedim kuralı bil. Enin enlisi en elemandan burada önemli olan şey arkadaşlar kombinasyona alt küme de diyebiliriz. Peki alt küme dersem enin en tane elemanı seçmek kaç farklı şekilde olur? Bir farklı şekilde olur. Peki hiç seçmemem yani boş küme yine bir farklı. Peki bir eleman olması ne olacaktır? Bir eleman olması da en tane farklı olacaktır dediğim. Peki Burada seçme işi yaptığımıza göre bunların sırasının önemi var mı? Sıra önemli değil. Kimde önemliydi? Permütasyonda. Hemen geçtim. N'in reylisi N'in en eksi Yani mesela onun sekizlisi onun ikilisine eşit. Niye? Altlar toplamı üstlere eşit olacaktı. Bunu da söyledik. Bu kuralı da unutma dedim. Geçtim. Peki şöyle bir binomdan paskal açılımından gelen bir kural vardı. O da neydi? N'in reylisi N'in bir fazlası yani reylisinin bir fazlası ne yapıyordu? Üstü bir arttırıyordu. Art zaten bir artmıştı. Böyle bir kuralımız da vardı. Bazen işimize yarabilir. Hocamız böyle klas soru sorarsa yazıldı. Bu da önemlidir. Dedik en az geçen bir dakika sorunun içinde en az diye bir kelime geçiyorsa diğer durumlar en az ise tamamından çıkartılır. Diğer durumlar az bir kısımsa en az sorularında sen hemen tamamından tamamından çıkarma işlemi yaparak bulabilirsin dedim. Geçtim. Pascal binom açılımı görmüştük. Buradaki bilmemiz gerekenler ne? 1 1 1 1 1 2 1 niye toplamıydı? 1 3 3 1 bunlar da böyle 1, 1 ile 2 toplandı. 1 ile 2 toplandı 3. Bunun devamı da yazabilirdin. 1 4 6 4 1 böyle aşağı doğru giden şeye biz ne diyorduk? Pascal üçgen demiştik. Peki bu Pascal üçgeni aslında neydi? Bu x artı y'nin ikinci kuvvetinin açılımındaki katsayılardı. Peki başkatsayı katsayılardı. Peki bunlar neydi? x artı y'nin 3. kuvvetindeki katsayılarımızdı. Bunlar böyle sırayla gidiyordu. Aslında bunlar bizim için nerede önemliydi? Binom açılımında önemliydi. Binom açılımında önemliydi. Peki binom açılımında nasıl açıyorduk? Hepsini başlayarak açıyorsun. İlk başta enin sıfırlısını yazarak başlıyorsun. Böylece ne gidiyorsun? Peki bize ortada bir şey sorarsa ya da herhangi bir yerinde bir, yer, bir şey tane sorarsa biz ne yapıyoruz burada? Enin R'lisi yapıyorum n'in r'lisi. Bu r aslında ikincinin üstüdür. Bunların ikisinin toplamı da nedir? Yine r'yi veriyor dedim. Bu kuralı da unutmadım. Çünkü buradan kesin soru gelecek. Aklımda olsun. Sabit derim deyince ne yapıyorum? x'in y'nin yerine sıfır veriyorum. Kat sayılar deyince ne yapıyorum? x'in y'nin yerine bir veriyorum. Kat sayıları ortadan kaldırıyorum. Burada hepten sayıları kaldırıyorum. Sadece sabit kalıyor. X, y olmadığı için. Pascal üçgeninde alt küme sıralanışı gibidir dedik. Nasıl? Bak burada 2'nin sıfırlısı, 2'nin birlisi, 2'nin ikilisi. Buradan da belki özel soru gelir zannetmiyorum ama olsa da sen bu aklında kalsın dedim geçtim. Olasılıkta bilmem gereken neydi? Örnek uzayı yani E'yi belirlemek çok önemliydi. Çünkü niye? Direkt o eleman sayısı bölü olarak alta geliyordu. Peki benim A kümemin eleman sayısı neydi? Benden istenen neydi? Benden istenen de üstte olacak bölü bütün Uzay, örnek uzayı yaparsam ben bunun olasılığını bulmuş olurdum. Peki bir şeyin olmasıyla olmaması birlikte bana evrenseli verir miydi? Evet o da birdi dedim. Hemen geçtim buraya. İki kümenin birleşimini sorarsa bu iki kümeyi ayrı ayrı iki tane olayı küme demiyorum tabii ki de. iki ayrı olayı bana sorarsa ayrı olayları ayrı ayrı topladım ve de ortak kesişimi varsa çıkaracağım. Bu aynı küme konusunun aynısı arkadaşlar. Hiç sıkıntı çekmeyin. Bunları ayrı ayrı toplayıp kesişimden çıkaracaksın. Peki hocam iki küme ayrıksa yani kesişimleri yoksa, e kesişim yoksa ne olacak? Ayrı küme ise tabii ki de PA PB olacak. Dedim ve olasılığı da bitirdim. Bir de son olarak arkadaşlar yazılda bazılarınız belki fonksiyona geçmiştir belki geçmemiştir. Ama geçenler için hemen fonksiyonlardan da bahsedelim. Fonksiyon A'dan B'ye gidecekti. Fonksiyonlarda bu A'dan giden şeyler tanım kümesiydi. B değer kümesiydi. Burada X'lerimiz FX'in içinde giriyordu. Yani tanım kümesinden gelenler X oluyordu. Ve buradaki cevaplarım da FA diyordum. Bütün her şeyin cevabı toplu bir şekilde cevapları da bir küme yaparsan bu da görüntü kümesiydi. Neredeydi? Değer kümesinin içindeydi. Peki fonksiyon olmanın kuralı neydi? Fonksiyon olmanın kuralı da herkes tanım kümesindeki herkes gidecekti ve her eleman bir elemana gidecekti. Bir tanesi gitti daha da o elemanla işin bitti. Öbür küsüne geçeceksin. Öbür küsü gidecekti. İçine fonksiyonlar vardı. Fonksiyon çeşitlerimiz vardı. Fonksiyon çeşitleri neydi? İçine fonksiyon. Yani değer kümesinde değer kümesinde boşta eleman kalırsa içinde olursa bizim görüntümüz o zaman bu neydi? İçine fonksiyondu. Peki hiçbir eleman boşta kalmasaydı. Bu başta değil boşta olacaktı. Boşta kalmasaydı o zaman ne olurdu bu? Boşta kalmasa örten fonksiyon olurdu. Her bir fonksiyon birebir fonksiyonda her eleman ayrı ayrı bire bir elemana gitmez. Her eleman her eleman ayrı ayrı bire bir elemana giderse burayı yanlış yazdık. Giderse biz buna birebir fonksiyon diyoruz. Her eleman ne yapacak? ayrı ayrı elemanlara gidecek dedim. Peki sabit fonksiyon neydi? Her eleman ayrı ayrı bir elemana gidecek arkadaşım. burayı unutma bak. Birebir fonksiyon nasıldı? Hemen şurada küçük bir küme çizeyim. Burada elemanlarım vardı 3 tane. Bu buna gidiyorsa bu da başkasına, bu da bir başkasına gidecekti. Aynı elemanlara gitmeyecekti. Her bir eleman ayrı ayrı elemanlara gidecekti. Sabit fonksiyon neydi arkadaşım? Sabit fonksiyonda da benim x'im x'li terimim yoktu. Yani cevabım sadece bir sayıydı. Peki birim fonksiyon ne olacaktı? Birim fonksiyonda fx eşittir x. Yani aslında burada bu özeti içeride ne varsa dışarıda olacaktı. Mesela burada x artı 1 olsa o zaman dışarısı da x artı 1 olacaktı. Örnek sorularımızda göreceksin. Tek fonksiyon neydi? Tek fonksiyon f'in eksilisini x'in eksilisini aldığında cevap eksi fx oluyorsa biz buna ne diyorduk? tek fonksiyon diyorduk. Tek fonksiyonlar unutma orijine göre simetriktir dedim. Çift fonksiyonda da eksi x'i koyduğumda cevap fx'e eşit çıkıyorsa buna da çift fonksiyon dedim. Bunlar da y'ye göre simetrikti. Tek fonksiyonlar tek kuvvetlerle tek kuvvetli x'lerden ler, oluşurdu. Çift fonksiyonda da x üzeri çiftler olacaktı. Bunu da unutma diyelim ve örnek sorularımıza yazılımıza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım yazılımızda ne var. İçlerinde Ceren, Zeynep, Emre'nin bulunduğu 8 arkadaş yan yana fotoğraf çektirecekler. Üçü yan yana olmak şartıyla Zeynep, Ceren ve Emre kaçında yan yana olacaklar diyor ve burada kural şu Zeynep, Ceren ve Emre'nin arasında olacak. Yani Cemre burada, Ceren burada oldu, Zeynep burada oldu, Emre burada olacak. Yani bunlar bir paket ettim bunları ben bir paket ettim. Neden? Çünkü bunlar yan yana olacaklar. Zeynep de Ceren'le Emre'nin arasında olacak. Peki bunlar 8 kişi miydi? Evet. 3'ü buradaysa geriye kaç kişi kaldı? 5. O zaman 5 kişi kaldıysa bir de bunlar birlikteler artık bir elemanlar. O zaman bunların sıralanışı 6 faktöriyeldir. 6 faktöriyeldir. Yalnız yalnız bu Ceren'le Emre yer değiştirebilir mi? Evet yer değiştirebilir. O zaman bu da 2 faktöriyel ya da 2 yazarak sonucumu buldum. Hoca senden zaten bunu isteyecek, açılımını istemez. Ne yaptım? 3'ü yan yana olmak şartıyla aldım. Zeynep dediğimiz şey, Ceren, Zeynep dediğimiz kız Cerenle Emre'nin arasında olacak yazdım. Bunlar bir paket, bu da 5 tane. Bir tane de burada 6. Bunlar 6 faktöriyel kere yer değiştirir. Ama Ceren'le Emre yer değiştirmesiyle de 2 oldu dedim geçtim. Fotoğrafların kaçında Zeynep Ceren'in sağındadır? Arkadaşlar bu ayrı bu ayrı soru. Artık kaç kişiydim ben? 8 kişiydim. O zaman 8 kişi 8 faktöriyel mi olur? Evet. Peki şöyle düşün. Zeynep'le Ceren'in durumu nedir? Zeynep'i düşün. Ya Ceren sağındadır ya solundadır. Zaten 2 ihtimal var. O zaman ne yapıyorum? Bu soruma da bölü /2 dedim ve bu soruyu geçtim. Hemen ikinci soruma bakıyorum. Rakamlarıyla oluşturulabilecek 3 basamaklı rakamları farklı diyor. Peki kaç farklı çift sayı vardır? Biraz önce konu özetinde söylemiştik. Ne demiştik konu özetinde? Çift rakamlar hem sıfır başa gelemiyor. Çünkü 3 basamaklı diyor. Hem de çift olduğu için sonda isteniyor. O zaman ne yapacağım? 2 ayrı küme yapacağım. 2 ayrı burada sıralama yapacağım. Ona göre diyeceğim. Peki burada ne yapacağım? Hemen sıfır buradaysa o zaman kaç eleman geldi buraya? Demeden önce şunları bir yazalım. 2, 4, 6. Burada da 3 tane çift var. 2, 4, 6 dediğim. Bunları ayrı ayrı yazdım. Peki sıfır buraya gelirse kaç ihtimal var? 1. Bir. bir tanesi sıfırı ge koydum. Geriye kaç tane kaldı? 3, 6 tane. O zaman buraya 6 eleman gelebilir. Rakamlar farklı dediği için 5 eleman da buraya gelebilir. Peki bu durum kaç oldu? 6 kere 5, 30 oldu. Artı, buraya bakıyorum. Bu 3'ünden biri gelebilir. Yani 3 ihtimalim var. Şimdi bunlardan birini koydum. Diyelim ki 2'yi koydum. E 0 başa gelemiyor. 0'ı da sildim. Geriye kaç tane kaldı? 5 tane. Şimdi bak, artık buraya bir eleman koyduk, buraya bir tane. Mesela 2'yi koydun, yanına da 5'i koydun. Geriye yine kaç tane kaldı? Bu sefer 0 buraya gelemediği için buraya gelebiliyor. Ama buraya gelen sayı ortadan kalktığı için... O gidiyor o geliyor. 5 5 oldu. Peki arkadaşım 3 burada 5 burada 5 burada çarptığımda bu da ne oldu? 75 oldu. Bunları ayrı ayrı topladığımda da sonucum 105 çıktı. Ne yapıyorsun bir daha söylüyorum. Çiftler derse ve bu sıfır olayı bozuyorsa iki durumda da varsa hemen ayrı ayrı yapıyorsun. 650'den büyükleri soruyor bana. 650'den büyük. Düşünelim o zaman nasıl olabilir sayı? Bak 650'den büyükse bir kere Sayımın başı kesinlikle 6 ile başlayabilir. 6 ile başlayacak. Peki sonrasında 5 koyarsam herhangi bir şeyi yanına yazdığımda bu sayı 650'den büyük olur. Doğru mudur? Evet. O zaman ben buraya bak şimdi ne yazabilirim? 5'i koyabilirim. Evet. 6'yı koyabilirim. 6 ama rakamları farklı için olmaz. 7'yi koyabilirim. 9'u koyabilirim. O zaman buraya da 3 sayı geldi. 3 sayı geldikten sonra buraya da diğer kalan her şey gelebilir dediğim. Peki bak şimdi buraya ben 6 gelme ihtimali 1. Peki buraya 3'ünden biri gelir. Tamam. Buraya da ne olacak şimdi? 2 elemanı koyduğuma göre ikisini kapattım. Geriye kaç kaldı? 5 tane kaldı. Buraya 5 gelebilir. Yalnız buraya gelebileceklerin arasında 650 var mı 650? Var. Çünkü niye? 6 5'i koydum. Buraya da diğer 5'ten biri gelir dedim. O zaman bak arkadaşım. O zaman buraya sen 15 tane eleman gelir dedin ama onlardan birisi 650 olduğu için orada biri çıkarttım. Hemen devam ediyorum. O zaman bir de şunu düşünelim. Buraya başka ne olabilir? 650'den büyük. Hemen ne dedim? 7 olabilir, 9 olabilir. Peki 7 9 olursa buraya kaç sayı gelecek? Buraya 2 sayı gelebiliyor. Peki bütün sayılar zaten 650'den büyük olduğu için hemen 7 ile 9 ile başladığına göre 7 9'dan birini sildim. Geriye kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman buraya 6 elemanım gelebilir. Geriye de 5 tane kaldığı için buraya da 5'i gelebilir dedim. O zaman 2 kere 5 10. 6 ile çarptım. 60 tane de buradan gelecek. E peki burası kaçtı? 14. 60 da buradan. Ne etti? 74 tane yaptı. Arkadaşım şuradaki sıfırlıyı unutma. Sakın sıfırlıyı unutma. Orada o sayı olmaz. Çünkü o sayı 650'ye 650 eşit. Benden 650'den büyük istiyordu dedim. Burada da ne yaptım? 7 ile 9'u başa koydum. Ve burada da hemen ne dedim? 6 olabilir, 5 olabilir. Çünkü burada 3, 7 sayım vardı. 7 sayıdan 6'sı gelecek. Geriye de 5 tane kaldı. Onlar da görün rahatlığıyla gelir dedim. Hemen 6 kere 5, 6 kere 5 30. 2 ile çarptım 60. Burası zaten 15'ten bir çıktı 14'tü. Cevapta 74 oldu ve geçtim. Şimdi arkadaşlar biraz önce söylediğimiz gibi bir de tekrarlı permütasyon, tekrarlı sıralama vardı. Burada bak kırık kale kelimesinin harflerinin yerlerini değiştirerek 9 harfli anlamlı ya da anlamsız kaç tane kelime oluşturabilir? Kırık kale zaten 9 harfli mi? Evet. Şimdi dikkat et. Kaç tane K var? 1, 2, 3. 3 tane K var. Kaç tane ı var? İki tane ı harfi var. Tamamdır. Kaç tane r var? Bir tanecik r var. Sonra kaç tane r'den sonra ne var? A var. L var. Bir de e var dediğim. Şimdi bak burada kaç? 3. 2 daha 5. 6, 7, 8, 9. 9 tane harfim var. Kaç farklı kelime oluşturabiliyor diyor. Normalde 9 tane harf 9 faktöriyeldi. Ama 3 tanesi aynısı mı? Aynen öyle. O zaman 3 tanesi aynısıysa bölü 3 faktöriyel. 2 tanesi aynısıysa bölü 2 faktöriyel yaptım. Bunun cevabını hoca istemez. Böyle bıraksan olur dediğim hoca senden çünkü bunu görüntüsünü istiyor. Görüntü sayılar küçük olursa yapabilirsin. Ama 9 büyük olduğu için ne yapacağım? 9'da böyle bırakabilirim. Çünkü sayı çok büyük gelir dediğim oluşturacak kelimelerin kaçında K harfiyle başlayıp I harfiyle biter diyor. Hemen bak şimdi Şurada şunları yazdım böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam 9 tane koydum. Bak şimdi neyle başlayacağım? K ile başlayacağım. Burada iki durum yapabilirsin arkadaşım. Şöyle bura K ile başlayacak. I ile bitecek. Peki sana sorum şu. Kaç tane elimde K vardı? 3 tane. O zaman buraya 3 tane K gelebilir. Peki kaç tane I vardı? 2 tane. O zaman buraya 2 tane gelebilir. Peki geriye kaç harf kaldı? 9'dan 2 çıktı. 7 harf kaldı. O zaman 7 harf de buraya 7 faktöriyel şekilde gelebilir. Şimdi dikkat. Ben K'lardan birini koydum mu? Evet. I'lardan birini koydum mu? Evet. Bunları işin içine soktum mu? Evet. O zaman bak 7 faktöriyel çarpı 3 çarpı 2 bölü. Peki bunlar tekrarlı permütasyona girecek mi? Girecek. Çünkü niye? 3 tane varlardı. O zaman 3 faktöriyel yaptım yine. 2 faktöriyel yaptım yine. Ve olayım bu sefer bitti. Ne oldu peki? Ne oldu peki? Burada da sadeleştirme yaparsın. 3 faktöriyelle bunlar gider. Cevabım ne oldu? Hemen şuraya çekim cevabımı. 7 faktöriyel bölü 2 oldu. Çünkü 2 faktöriyel 2'dir. 7 faktöriyel bölü 2 oldu. Bu soruyu da böyle bırakabilirsin. Yine hocam bir şey demez. Kabul eder. Çünkü sen mantığı kavramışın dedik. Peki şöyle yapabilir miyiz? K'lardan birini kitlesek buraya. Burada kesin bir K koydum. Buraya da I koydum. Bunlar K'lardan ve I'lardan bağımsız bir şekilde koydum. Peki geriye burası 7 faktöriyel oldu mu? Oldu. Peki burada devam eden kim var? 2 tane var. O zaman 7 faktöriyel yani bölü 2 olacak. Çünkü K'ların biri gitti. 2 tekrarlı kaldı. Bir tanesi de I'lardan geldi. I'nın birini kitlediğim için içeride bir I kaldı. Diğerleri gibi bir eleman. 7 faktöriyel yani bölü 2 faktöriyel. Yani. O zaman da direkt çıkar. İster kitleme yöntemiyle yap. İster açık açık yaz. Sen bilirsin hangisini daha iyi anladıysan rahat rahat yap. Ben sana iki yöntemi de gösterdim. Herkesin zeka yapısı farklı. Herkes istediğini seçebilir arkadaşlar dedim ve diğer soruma geçtim. Tonguç A, D harflerini ve 0, 1, 2, 3, 4 harflerini harflerini değil tabi sayılar bunlar. Sayılarını kullanarak bilgisayarına 4 tane bir şifre koymak istiyor. Peki şifrelerde ne istiyorum? Bir harf olacak. Peki kaç harften bir harf olacak? 4 tane harften. 3 rakam olacak. Kaç tane rakam var? 5 tane rakam var. Bir de bana diyor ki tek rakamla başlayıp tek rakamla bitecek. Tek rakamlarım kimler? 1 ile 3. E zaten elimde 2 tane varmış. E benden şifrede de bir harf, 3 tane rakam istiyordu. Tonguç bilgisayarına kaç farklı yapabilir diyor. Şimdi düşünün. Kaç tane eleman olacak elimde? Bir harfi mi olacak? Tamam. 3 tane rakamım olacak. Benim şifrem 4 taneli olacak. Bunlardan ne diyor bana? Tekle başlayıp tekle bitecek. Zaten iki tekim vardı. O zaman birinci sıraya bir gelsin. Son sıraya üç gelsin. Bak şimdi arkadaşım. Benim istediğim ne? Dört harften biri mi? Evet. Dört harften biri buraya gelebilir mi? Gelir. Peki geriye kaç tane sayı kalmıştı? Bunları çıkardım. Geriye üç tane kaldı. O zaman bu üç taneden biri buraya gelebilir mi? Gelir. Şimdi çok dikkat. Şimdi çok dikkat. Burayı şöyle yapsak daha güzeldi. 1'i buraya koydum. 3'ü buraya koydum. Buraya da bir eleman geldi. O zaman bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi. Birle başlayıp üçle biten toplam kaç eleman gelebiliyor? 12 eleman gelebiliyor. Bu arada ne yaptım ben? Burayı harf yaptım. Burayı da rakam yaptım, rakam, rakam yaptım. Bak şimdi. 1 3 burası harf, burası rakam. Peki yer değiştirilseler harf rakam yerine rakam harf 3 olsalar bir 12 de oradan gelecek mi? Aynen öyle. Peki 3 ile 1 yer değiştirse burada 24 ihtimal var. O zaman 3 ile 1 yer değiştirse şifreler bir 24 de bundan gelecek mi? Evet nasıl? 3'e 1 harf rakam 3'e harf rakam 1 olacak. Harf rakam rakam harf diye gelecek. Buranın da toplamı 24. O zaman ne oldu? bu durumdan kaç tane olacak? 48 tane farklı durum olabilirmiş dedim ve bunu da geçtim. 7 elemanlı A kümesinin görüyoruz zaten 4 tane 5 tanesi harf, 2 tanesi rakam. 3 elemanlı alt kümeleri yazılacaktır. Hemen 3 elemanlı bir alt küme yazıyorum. Kapattım buraları. Bir alt küme belirledim. Bunlardan diyor kaçında 1 ve 2 bulunur? Tamam. 1 ve 2'yi yazdım. A harfi bulunmaz. 1 2 yazdım. A harfinde istemiyorum. O zaman ne yapacağım? Geriye kalan, geriye kalanlardan 4 tanesinden birini seçeceğim. Zaten bunlarda sıralama yok. Çünkü sadece alt küme istiyor benden. Alt kümede sıralama olmaz. O zaman burası ne olacak? 1 2 zaten sabit. Buraya da 4 taneden bir tane gelecek. Bunun cevabı da kaç oldu? 4 oldu. Basit bir soruydu. Hocanız basit de sorabilir. O yüzden alt küme mantığını kavramak adına iyi bir soruydu. Geçtim. Bir okuldaki A, B, C, D, E, F derslerinden 6 tane dersimiz var burada. A, B, C aynı saattedir. A, B, C aynı saatte. D ayrı, E ayrı, F ayrı saatte. Şimdi F ayrı saatte. 6 dersten A, B, C'nin aynı saatte olduğunu unutmadım. Bunları da ayrı saatlerde yazdım. 6 dersten 3'ünü seçmek istiyorum. 6 dersten 3'ünü nasıl seçebilirim? Bir kere bunlardan birini seçersem diğerlerini seçemem. O zaman buradan 3'ün birini seçtim. 3 taneden birini seçtim. Geriye 3 benim ne yapıyordum? 3 ders seçmek istiyordum. Geriye 2 dersim mi kaldı? Evet. O zaman bu üçünden de ikisini seçebilir miyim? Seçerim. O zaman ne oldu sana? Al bak. Buradan bir ders geldi. Buradan 2 ders geldi. Ne oldu? 3 ders oldu. Peki bunun çarpımı ne? Burada 3'ün biri 3. 3, üç, 3'ün ikisi yine 3. Üç. Çünkü 3'ün biriyle ile 3'ün ikisi kombinasyonda aynıydı. 3 kere 3, 9 oldu. Peki illa aynı saatteki derslerden seçmek zorunda mıyım? Değilim. O zaman ne yaparım? Buradan hiç seçmem. Geri kalan 3 üç dersimin 3'ünü de buradan seçerim. O zaman bu ne oldu? 1 bir kere 1'den de bu da 1 oldu. O zaman 9 artı 1, 10 ders oldu. Yine klasik sorulardan biri. Hocalarımızın sevdiği sorulardan biri ve sınavda bu soruda sorulabilir dedik. Üçü aynı saatte ise birini alacaksın. Geri kalanlar bundan olacak. İlla buradan almak zorunda değilsin. Buradan iki seçemezsin çünkü aynı saatteler. Dediğim üç ders istiyordum. Hepsini yaptım ve geçtim. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle sınavda şekilli bir soru gelecektir. Bu soruları iyi dinleyin ve buradan yapalım. Şimdi bu soruda birkaç tane yöntem var. Ben, birkaç tane derken iki yöntem var. Ben size uzunluğu anlatacağım yapmayacağım yavaş anlatacağım sen istersen yazabilirsin ya da ben yazayım çözmeyeyim kısasında hemencilik yapacağım sen de onu yap diyeceğim geçeceğim 4'ü doğrusal 9 nokta var 5 tane de burada var bu noktalarda üçgen çizmemi istiyorum bak şimdi şu 4'ten bir tanesini seçsem bu 5'ten ikisini seçsem bu bir üçgen oluşturur mu oluşturur artı şu 4'ten ikisini seçsem bu 5'ten birini seçsem üçgen oluşturur mu? Oluşturur. 2 nokta burada. 2 nokta burada. Bir tanesi de burada. Bak üçgen oluşturdu. Bir de bir de bir de illa doğrudan mı seçeceğim? Hayır. Bir de buradan 5'in üçlüsünü seçsem bunları toplasam sonucum kaç çıkar? Hemen hızlıca ben yapayım. Şurası 4. 5'in ikilisi kaçtı? 10'du. Bunu da yaptım. Artı. 4'ün ikilisi kaçtı? 6'ydı. 5'in birlisi 5'ti. Artı 5'in ikilisi zaten 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşit. Onlar da 10'du. Topladım burayı 10. 40 daha 50. Burayı da topladım. Toplam 80 tane etti diye gördüm. Peki hocam bu soruları böyle mi yapacağız? Hemen bakalım öyle mi yapacağız arkadaşım? Toplam kaç tane noktam vardı? Toplam kaç tane noktam vardı? Hemen bakıyorum. 9 tane noktam vardı. Ben ne yapacağım o zaman? 9'un üçlüsü ben bu 9 noktadan herhangi üçünü aldım. Ama ama ama. Hocam burada sağlamayanlar var. Kimler? Doğruların üzerindekiler sağlamaz. O zaman doğruların üzerinden seçtiğim üçlüleri çıkartırım. Bakalım bu ne olacakmış? Hemen 9'un üçlüsü. 9, 8, 7 bölü 3 çarpı 2. Bak ne yaptım 9'un üçlüsü derken? 3 üç tane geri gittim. Birden başlayarak da 3 tane yazdım. 3, 9 birbirini götürdü. 3 kaldı. 2 4 birbirini 2 de 8 birbirini götürdü. 4 oldu. Burası ne oldu arkadaşım? 3 kere 2, 3 kere 4 12. 7 ile çarparsam da 84 oldu dedim. 4'ün üçlüsünü zaten biliyorsun. 4'ün birlisiyle aynı. O da 4'tü. Geriye ne oldu? 83 oldu. Bazen arkadaşlarımız uzun yolu seçiyorlar. Evet kafalarına daha çok yatıyor. Ama sen kısayı öğren arkadaşım. Hemen yazılda vakit kazan. Belki zor soruyu çözersin. Yüz alırsın dedim. Geçtim. Şimdi arkadaşlar elimizde ne var? Bir A kutusu var. 3 kırmızı 4 mavi. Bir B kutusu var. 3 mavi 6 kırmızı. Bu kutulardan A'dan rastgele birini alacağım. B kutusuna atacağım. B kutusuna attıktan sonra B'den de rastgele bir top seçeceğim. Onu A'ya atacağım son durumda kutularda renk bakımından ilk durumla aynı olur. Peki nasıl aynı olur arkadaşım? Ben buradan kırmızı seçip buraya atarsam ve sonra buradan kırmızı seçip buraya atarsam bir değişiklik olur mu? Olmaz. Peki mavi seçip buraya atarsam buradan da mavi çekip buraya atarsam bir değişiklik olmaz. Ama buradan kırmızı çekip atıp buradan mavi atarsam işler karışır. O zaman benden istediğine birinciden mavi çek. Buradan da mavi çek ya da birinciden kırmızı çek, ikinciden de kırmızı çek olayı. Peki burada ilk şunu yapalım. Maviler. Mavi gelme olasılığı nedir? Mavi gelme olasılığı. Şunu yapıyorum şu an. Aynı renk olmasın. Mavi gelme olasılığım 4 bölü 7'dir. Çarpı çarpı. Peki bu ihtimal ne? Buradan mavi gelme olasılığı kaç? Artık buradan buraya bir mavi attığım için burada mavilerim 3 değil 4 oldu. Peki 6 tane de kırmızı vardı. 10 taneden mavi gelme olasılığı yine 4'tür. Neden? Buradan aldım maviyi buraya attım. Buradan da mavi çekecektim. 4 tane mavim var. Toplam benim bak evrenselim kaç oldu? 10 oldu. Burayı hallettim. Halletmişken hesaplayayım. 4 kere 4 16. 7 kere 10 70 dedim. Peki hemen diğer duruma bakalım. Buradan kırmızı seçsem. Kırmızı seçsem de 3 mü o? Evet. Peki kırmızıyı buraya attın. Artık burada kaç top oldu? 10 top oldu. Peki kaç tane kırmızım var? 6'ydı. Bir de buradan geldi. 7 kırmızım oldu. Peki son durumda ne oldu? Burası da 70. Burası da 21. Tabii ki de bu olasılıklar toplanacaklar. Çünkü benden bir ihtimalin ayrı ayrı şeylerin safalarını söyledi. Ve bunları sonunda da birleştirmem lazım. O zaman toplam cevabım da 37 bölü 70 oldu. Neden? 16, 21, 37 bölü 70 paydalar aynıydı. Geçtim. Şimdi arkadaşlar yine yazıldı kesin çıkacak olan sorulardan birisi binom açılımında sabitlerim. Sabitlerimde ne yapıyordum? Sıfırları koyuyordum ama burada sıfır koyarsam tanımsız oldu. Tanımsız olduysa ne yapıyorum hemen? Ben sıfır koymuyorum. Normal kombinasyon açılımı yapıyorum. Kombinasyon açılımında ne vardı? Altının bir şeylisi. Burası altı olduğu için altının bir şeylisi. Burada ne var? 2x var. 2x'in üzeri bir şey ve de burada ne var? Bunu ters döndürdüm. Eksi x üzeri eksi 1. Burada bu böyle yazılır. Bu eksi de önündeki eksi. Peki ben şuraya ne yazarsam buraya da onu mu yazıyordum? Aynen öyle. Peki burası r ise üstlerin toplamı üstlerin toplamı 6 mıydı? Evet. O zaman burası r ise burası 6 eksi r'dir dediğim. Şimdi arkadaşım iyi izle. Sabitlerimi soruyor. Burada 6'nın r'lisi benim için bir sayıdır. Bu 6 üzeri 2x üzeri 6 eksi r hem bunun hem bunun üstüdür. O zaman burada da 2 üzeri 6 eksi r vardır çarpı x üzeri 6 eksi r vardır çünkü bunun bunun üstündeydi. Bir de arkadaşlar şurayı unutmayayım. X'i şu an katmıyorum. Bu çiftse x ortadan kalkacak. Tekse başa x eksi gelecek. Şu eksi için bir daha söylüyorum. Üstüm tekse başa geçecek eksi. Üstüm çiftse yutulacak gidecek. Ama ben onu şu anlık yok sayıyorum. Ama şurada eksi aklımda kalsın. Karaladım burayı dediğim. O zaman bunun da üzeri x üzeri r mi? Bunun da üzeri x üzeri üstün üstü durumunda olduğu için eksi r'dir. Peki ben burada istediğim ne? Bir tane k bir de x üzeri sıfır. Neden? Bu ortadan kalkacak. Sadece sabit kalacak. Peki sabit kalmasına diliyorum ben? Hemen bunların tabanlar aynıysa üstler toplandı. A, x üzeri eksi 600 e, x üzeri 6 eksi 2r oldu. Peki bunun üstüne ne dedim ben? Sıfır olacak dedim. Burayı sıfır eşitlersem o zaman buradan r direkt 3 mi çıktı? Aynen öyle. Peki 3 koyarsam burayı sıfırladığına göre benim işim nereyliydi? Buraya ile. O zaman hemen burada da 3'ü koyuyorum. 6'nın üçlüsü. Çünkü buralar sayı olduğu için sabitler bundan gelecek. 6'nın üçlüsü 6 eksi 3 dedim. Hemen bunu da burada buluyorum. 6'nın şusu neydi? 6 çarpı 5 çarpı 4. 3 tane açtım. 3'ten de geriye saydım. Bu 6 birbirini götürdü. 20. Burası zaten 2 üzeri 3'ten dolayı 8'dir. O zaman ne oldu? 4 kere 5 20. 8 ile çarptım. 160 oldu. Bu arada R'm neydi? 3'tü. 3 ise eksi benim elime gelecek. Eksi de buraya başa konulacak dedim. O zaman cevabım ne oldu? eksi 160'tır dedim ve olayı kapatıyorum. Yanlış var mı? Yanlış yok galiba. Geçtim. Bunu da hallettim. O kombinasyon sorusu önemliydi. Bazı arkadaşlar fonksiyona geçmiştir. Fonksiyonda sorulacak sorulardan birisi. Bence banko bu soru. Niye? Birim fonksiyon, sabit fonksiyonu biliyorsan çok güzel şeyler oluyor. Birim fonksiyon neydi? Biraz önce konu özetinde anlattım arkadaşım. Birim fonksiyon içi neyse dışı da oydu. O zaman buradan ne gelir arkadaşım? Hemen 3x artı 5 gelir. Peki sabit fonksiyon neydi? İçerisi ne olursa olsun. Bir tane sabite mi eşitti? Evet. Mesela sabitim c olsun dedim. Eşittir. g fonksiyonu içerisi ne olursa olsun sabit eşit. Peki burası? Burası da g fonksiyonu. Sabit fonksiyonsa ne olursa olsun içi bir sabite eşittir. Peki eksi 2 tane birim fonksiyon muydu? F. Evet birim fonksiyondu. O zaman ne olacak? Fx de içi neyse dışı da o olacak. Çünkü birim fonksiyonda İçi neyse dışı da oydu dediğim. Hemen bakıyorum. Bu tarafta C var. Bu tarafta C var. Birbirini götürdüler. 2x arkaya geçti. 5x artı 5 oldu. Bu tarafta da 10 vardı. Attım karşıya. 5x eşittir 5 oldu. O zaman nedir arkadaşım? x'in 1 çıktı. Bana x'in kaç olduğunu soruyordu. Hemen bunu da yaptım. Basit bir fonksiyon kavramıyla karşındayım. Fonksiyon sorularında böyle sorular ya ven şemasıyla soruluyor ya da ikililerle soruluyor. Hemen bakalım ne diyor. A'dan A'ya bir fonksiyon tanımlı. Benim tanım kümem çok önemli. Tanım kümem kimmiş? 0, 1, 2, 3'müş. Pardon 2 yok. 0, 1, 3'müş. O zaman tanım kümesindeki herkes gidecekti. O zaman birinci fonksiyona bakıyorum fonksiyon mu diye. 1, 3'e gitmiş. Çok güzel. 3, 0'a gitmiş. Çok güzel. Peki peki. E burada 0 nerede? 0 nereye gitti? sıfır gidememiş. O zaman böyle bir fonksiyon olmaz. Hemen ikincisine baktım. Bir sıfıra gitti. Çok güzel. Sıfır sıfıra gitti. O da olur. İkisi aynı yere gidebilir. Ama yeter ki bir kişi iki yere gitmesin. Üç de üçe gitti. Olur mu? Olur. Sıfır gitti. Bir gitti. Üç gitti. Herkes gitti. Herkes de buradaki elemanlara gittiğine göre o zaman bu fonksiyondur. Neydi fonksiyon tanımı? Herkes karşıya geçecek. Yalnız bir kişi karşıda bir elemana geçecekti dedik. Peki sonuncuya bakıyorum. 0 3'e gitmiş olur. 3 1'e gitmiş olur. 1 1'e gitmiş olur. Herkes gitti. 3 de 3'e gitmiş olur demiyorum tabii ki de. Neden? 3 zaten gitmişti. 3 bir daha nereye gidiyorsun arkadaşım? Gidemezsin. Neden? Çünkü bir kere giden daha da gidemez dedim. Herkes bir kere gidecek. Bir eleman iki kez gidemez. O zaman bundan da fonksiyon olmaz dedim ve herkes arkadaşlar ödüllü soruyla baş başa bırakıyorum cevaplarınızı yoruma bırakmayı unutmayın. Hepinize yazılı da başalar. Görüşürüz.